Есть небольшие доработки, надо работать, например, подъемник вот этот, который крещет, его надо починить, довести до ума, так сказать. А остальное все хорошо. И что? Людей мало, склоны хорошие. Про наш РЧС говорит. Погода хорошая, народ гостеприимный. Исанлар мисафир первер здесь. Первый. Кто-то вам рекомендовал или вы сами? Друзья рекомендовали. А друзья, которые год назад здесь отдыхали? Да, потому что у нас arkadaşları tavsiye etmişler buraya gelmeyi. Что вы здесь именно вам понравилось, скажите, пожалуйста? Все нравится, трассы нравятся, сервис нравится, горы красивые, все нравится. Сервис mükemmel, hoşumuza gidiyor. Pistlerimiz güzel, hava güzel. Еще что можете про нас? Всем рекомендую сюда ездить отдыхать. Herkese tavsiye ediyorum ki gelsinler herkese. Tabii ciągi, które są, można wyznaczyć naprawdę jeszcze dużo, dużo tras i myślę, że to będzie jeden z takich przodujących ośrodków narciarskich w Azji, a na pewno jest zainteresowani będą nimi Europejczycy, Polacy w szczególności. Bir sezonda ilk defa Türkiye'deyim. Daha önce planlarım oldu fakat ilk defa şimdi gelme nasip oldu. İzlenimlerim çok olumlu. En önemli izlenimim de şu, kayak şartları mükemmel. Kayak şartları mükemmel, pistler çok güzel, kayak şartlarına elverişli ve ben de memnun olarak ülkeme döndüğümü belirtmek istedim. Halkımızın da yakından takip ettiği gibi, geçen sene Rusya operasyonuyla başladığımız charter uçakla ziyaretçi gelişi bu sene hem Rusya hem Ukrayna hem de Polonya'ya yayıldı ve her cuma bu üç ülkeden direkt uçuşlarla misafirlerimiz geliyor. Uçaklarımız dolu geliyor. Gelen misafirlerimiz bölgede özellikle kayaktan sonra da hem Kapadokya hem Kayseri merkezinde çok yoğun vakit geçiriyorlar. Artık hem Kapalı Çarşı'da hem AVM'lerde de yavaş yavaş Rusça, Polonyaca tabelalar görmeye başladık. O gelen misafirlere hizmet etmek ve onlara bazı duyuruları ifade edebilmek için işletmelerimiz yabancı dillerde İngilizce, Rusça tabelalar asıyorlar. Bunun yanında şu dikkat çekici nokta da bizi çok celbediyor. Gelen misafirlerimiz bir hafta burada kalıyorlar. Bir sonraki cuma gelen uçak buradaki mevcut misafirlerimizi evlerine getiriyor, yenilerini getiriyor. Bir hafta sonunda yaptığımız anketlerde, röportajlarda, görüşmelerde de memnuniyet oranının neredeyse %100 olduğuna şahitlik ediyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Mesela geçen sene Rusya'dan charterla gelen bazı misafirler bu sene kendileri arkadaş gruplarıyla, aile gruplarıyla tarifeli seferlerle gelmişler. Bu da ayrı memnuniyet verici bir hadise. Yani ürünün tutundurulmuş olduğu ve özellikle yurt dışı misafirler açısından beğenildiğini ifade ediyor. Böyle böyle yavaş yavaş inşallah Erciyes bir 10 sene sonra her hafta 20-30 tane direkt uçuşun yurt dışından geldiği ve münferiden de birçok yabancının Erciyes'te zaman geçirdiği bir mekan haline gelecek.